Eyfel Kulesi'nin hikayesi, 19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te, 1889 Dünya Fuarı için tasarlanmasıyla başlar. Fransız mühendis Gustave Eiffel ve ekibi tarafından inşa edilen bu ikonik yapı, başlangıçta birçok eleştiriyle karşılaşmış, hatta demir yığını olarak adlandırılmıştır. Ancak zamanla Paris'in sembolü haline gelmiştir. 324 metre yüksekliğindeki kule, o dönemde dünyanın en yüksek yapısı olarak dikkat çekmiştir. Eyfel Kulesi, demir mimarinin bir şaheseri olarak kabul edilir ve bugün her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Yapının tasarımında yenilikçi mühendislik teknikleri kullanılmış, bu da kulenin inşaatının hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasına olanak sağlamıştır. Eyfel Kulesi, başlangıçta geçici bir yapı olarak planlanmış olsa da, zamanla kalıcı bir kültürel ve mimari simgeye dönüşmüştür.